Hoş geldin. İnmek bile istemiyorum. Efendim nasılsınız? Ne var ne yok? Sağ ol başkanım. Başkanım. Efendim nasılsınız? Sol tarafında bekleyen kıymetli kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, çağımıza. Biz milletvekillerimiz, sayın il başkanım, sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, sayın genel başkan yardımcımız, açılış ve yoklama, saygı duruşu ve istiklal marşı. Yönetim Kurulu üyeleri, İl Disiplin Kurulu, demokrasi. 20 yıldır Türkiye'de demokratikleşme alanında ve ekonomi alanında çok çok şeyler yapıldı. Bunlar kolay değil. Beyler, o kadar çok vesayet odağı vardı ki, yargı vesayeti vardı, askeri vesayet, ekonomik vesayet, basın vesayeti, vesayet, bürokratik vesayet. Bunlar tek tek aşılmaya çalışıldı. Hiç kolay olmadı. Bugün Ayasofya eğer açılmışsa, bunu sadece bir gün, bir hafta, bir yılda konuşmamamız lazım. Bunlar devrim nitelindeki olaylar. Bir başörtü olayı. Gelip geçti. Hepimiz şimdi rahat istemediğini bilmiyoruz. İşte bugün dünyanın içinde olduğu Ukrayna, Rusya olayında yine baş aktör olarak kendisi bulunuyor. Bu millet bugüne kadar 15 seçimde Recep Tayyip Erdoğan dedi. İnanın yine bütün beklenti ümitleri Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti. Çözümleri, Türkiye'nin sorunları yok mu? Başta da vardı. 20 yıl uğraştık, bir noktaya getirdik. Ama pandemi diye bir salgın hiç tamamen şu anda göz ardı edilecek bir konu haline geldi. Dünyada şu anda 6 milyona yakın insan vefat etti. Dünyadaki. Bu hastalığı yakalanlar aşağı yukarı 300 milyon insan hastalığı yakalandı. Az bir rakam değil. Ülkemizde de 100 binlere yaklaştı. Böyle bir şeyde üretimdeki gerileme, tedarik zincirinde gerileme göz ardı ediliyor. Zannediliyor ki her şey aynen devam edecek. 2 yıl üretimler durdu dünyada. Diğer ülkelerden haberimiz yok. Gidip gelmeleri azaldı mı? Azaldığı için göremiyorsunuz. İnanın Avrupa'da kasıp kavruluyor. Enerjide büyük sıkıntılar var. Fiyatlar 3 kat, 4 kat arttı. Türkiye'de söz konusu, hele son günlerde faturalar söz konusu ediliyor. Değerli kardeşlerim, 1000 lira gelen doğalgazın faturası size 250 lira olarak yansıyor. Hiç kimse bunun 750 lirası devlet verdiğini bilmiyordu. Aslında bizde de hata oldu. Faturaların altına faturayı 1000 lira olarak gönderip devlet katkısı 750 liradır diye yazmamız gerekiyor. Bunu yapmadık. Niye? Çünkü doğalgaz dağıtım şirketleri vardı, farklı şeyler vardı. Dörtte üçünü doğalgazın devlet karşıladı. Enerjide, elektrikte %50'sini karşıladı. Akaryakıtta %25'ini karşıladı. Rakamlar ne kadar biliyor musunuz? 80 milyar lira doğalgazda, 20 milyar lira elektrikte ve 65 milyar lira da akaryakıtta devlet finanse etti bu geçtiğimiz yıl. 165 milyar lira. Üretim durdu. Bazılarımız çıkıyor, sigorta, işte EYT takıldı. İşte maaşlar düşük, evet bunları hepsini kabul ediyoruz. Hepsini tek tek anlatabiliriz. Zamanımız olsa hepsini anlatabiliriz. Ama değerli kardeşlerim, Sosyal Güvenlik Kurumu'na verdiğimiz para bu yıl için 287 milyar lira. Kara delik. Aslında Sosyal Güvenlik Kurumu, işte EYT'ler bir şeyler anlatıyorlar ya, kimse sistemi bilmiyor. Herkes zannediyor ki sigorta emeklisi de genel bütçeden maaş alıyor. Değil. Bunlar kendi kapalı devre bir sistem. Birileri prim ödüyor,
genel bütçeden ayrı. Birileri çalışanlar prim ödüyor, orada birikenlerde emekli olanlara dağıtıyoruz. Biz enerji fiyatlarını yine destekleyeceğiz. Faturalardaki doğalgazın %75 karşılama oranını %50'ye düşürdük. Fiyatlar oradan bir iki kat arttı gibi geldi. Arkasından dünyadaki fiyatlar da ikiye katlayınca gerçekten garip bir tablo ortaya çıktı. Bazıları elektrik faturalarını gösteriyor. Ben 200 lira ödüyordum. Şimdi 1200 lira, 1300 lira. Haklılar, kolay değil. Biz düşük gelirlerin mutlaka alım gücünü artırmamız lazım. Asgari ücreti artırdığımız rakamı görüyorsunuz. Emeklilere verdiklerimizi görüyorsunuz. Biraz daha vereceğiz. Biz düşük gelirli vatandaş, madem enflasyon geri gelmiyor, düşük gelirli vatandaşlarımızın gelirlerini mutlaka artırmamız lazım. Evet, işte o lider geçen hafta bir rahatsızlandı. Bazı kesimlerin yaptıklarını gördünüz. Bırakın insanlıktan uzak insanlar. Yani bırakın şey bir hastaya, bir vefata Türkiye'deki biz öyle bir kültürden geldik ki insanlarımız kavga etti, düşman olduğu kişilerin cenazesine bile, taziyesine bile giden bir ülke kendi cumhurbaşkanı için şifa bile demekten aciz kaldılar. Kalsınlar. İşte insanlar bunların yüzünü görüyor. Gerçek yüzünü görüyor. Terör örgütlerinin uzantısı olan partilerin konuşmalarını gördünüz. Kendileri demokratik bir parti diye nitelendiriyorlar. İnanın Kürtlerle zerre kadar dertleri yok. Ben de Kürt'üm. Kürtlerle ilgili hiçbir dertleri yok. Kürtlerin onlarla dertleri var. Ama bu ülke onlarla da mücadele etti. Yurt içinde de başardı, yurt dışında da başaracak inşallah. Hiç merak etmeyin. O lider inşallah Türkiye'yi 2053'e de 2071'e de kendisi olmasa bile onun yetiştirdiği kadrolarla bu ülke devam edecek. Çünkü diğerlerinin, diğer partilerin inanın hiçbir projeleri yok. Allah muhafaza yarın iktidara gelsinler, aylarca, yıllarca Türkiye'de yaprak kıpırdamaz. İşte İstanbul'da gördünüz. Üçüncü yılı. Ne oldu? Bizim yaptığımız, başlattığımız yatırımları bile engellemeye çalıştılar. Engellediler. Metroları kapattılar. Olmadık şeyler kalmadı. Açılan tesisleri durdurdular. İnşaatları durdurdular. Şunu biliyor ki bu ülkenin sorunlarını çözerse AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan çözer.